bundan sonra daha iyi yerler görmesi lazım. Cunan'ın arabası geldi. Biz dedi belki de Ali getirdi de gittiler yukarı buralara durma. Ne ihtimalle yapılacağını söylüyor ama artık ne kadar söz. Ben aklım sarali var, benden öncelerden de var. Ben annemden öğrendim. Bu eskiden bizim köyün geçimini güveçten yapardılar. Çok yapardılar yani. Kışın bile yapar, soba yakar, kurutur, götürür satardılar. Ama şimdi öyle değil. Şimdi bir ay, bu ayda bir ay yapıyorlar Mayıs, Nisan arası. Bir de güzün yapıyorlar, 9. 10. aylarda yapıyorlar. Eskiden yaptıklarını götürür ovalarda buğday, un, mısır, yarma, bulgur alır gelir. Onunla geçimlerini sağlardılar yani. Bunun çamuru da 5-6 yerden geliyor. Bir yerden, iki yerden alınca güveç mühkem olmuyor yani, sağlıklı olmuyor, tez kırılıyor. Bazı yerlerini eskiden sırtımızda getirirdik. Araba yolu yok da affedersin, hayvanlar bile gidemezdi o yollardan. Sırtımızda getirirdi. Toprağı da baharda. Baharda yağışlı, toprak yumuşak çanalını yani kuraklıkta bulup dalamazsın. Bunu ben annemden öğrendim. Annem annesinden öğrendi. Atalardan geliyor. Eskiden atalarımızdan geliyor yani. Annemin annesi ondan öğrendi. Öyle öyle geliyor yani. Bunda yemek daha lezzetli oluyor. Daha sağlıklı oluyor. Güveç dolu, iki gruplu değişik güveç dolu, küp var idi, küp. Eskiden küp var idi, tuşla hep küplere koydular. Bunun yapılışı çamuru getirip 3-4 yerden bir yere biriktirirsin, onu su sepip kürekle birbirine katıyorsun. Karışmasa yapılmaz. Ondan sonra ayağından çiğneyorsun onu, karışıyı birbirine bu hale alıyorsun. Bu hale aldıktan sonra dağılıp işte buraya oturuyorsun, taşlarını seçiyorsun, başlarsın yapmıyor. Taş var, gogoş diyor ona. Ondan düzleyip böyle zilalanmış çibin oluyorlar. Ondan sonra onunla bir iki gün güneşte kuruttuktan sonra tandırda pişiririz. Orada da piştikten sonra çıkarıyorsun, istediğin zilleyebilirsin. Yani süt götürüyorsun. Tandırdan çıktıktan sonra sütü böyle içine tökeysin. O böyle kabarı her tarafı zillenmiş oluyor. Yani fırına vermeyi hazır oluyor. Sabahtan hani çalışıyor. Duvar üstüne yanıp duruyor. Ya bunlar doğduk doğalı, bununla uğraşıyoruz. Ben bunu buraya geldikten sonra öğrendim. Annemcil de bilmeydim. Sonradan öğrendim. 2-3 senedir ben temelli yapıyorum. Toprağını mezreden alırız, yayladan alırız, şimadan alırız, meşeden alırız. Kaç nokta? 5-6 yerden işte. Neden? Daha iyi olsun diye, karışık olsun birbirine de. Yemeği güzel oluyor. Gelirimiz yok bundan işte, bunu götürüp satırız, ekmecimizi alırız. Dölek köyünün geçim kaynağı olan güveçtir. Güveci de biz yıllardır uğraşıyoruz. Tescillendirmek amaçlı yani Dölekköy adına tescillenmesi için, tanıtılması için güveci tescillendirdik. Ümraniye Derneğimiz, Gebze Derneğimiz, Almanya'da
yine Dölek Köylüleri Derneği olarak bir de köy muhtarı olarak el ele verdik ve bu işin üzerine durduk ve bu işi başardık. Emeği geçen tüm arkadaşlara, tüm derneklerimize ve köy muhtarı ihtiyariyetimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Yılmaz Hocam özellikle bu işte en çok uğraşan Yılmaz Hocamız. Tüm döleklere hayırlı olsun diyoruz. Dölek Köyü bu cüvetsi geliştirmesi lazım. Daha geniş çaplı olması lazım. O da gençlerin teşvik alarak bu işi yapması lazım. Çünkü teşvik olmayınca insanlarda heves olmuyor. Teşvik olursa makine sisteminden ziyade elde yapılan dölek cüvetsi daha kaliteli oluyor. Daha yemeğe lezzetli oluyor. Tabi insanlarımız göçtü gitti ama en az 20 tane evde şu anda bu yapılır. Dölek Köyü bununla geçimini sağladığını biliyorum. Ben bile kendim Hakkari'ye kadar bununla gittim. Hakkari'ye cüvetsi satmaya gittim 1980 yılında. Van'a gittim. Yüksekova'ya gittim, Hakkari'ye gittim, ben Erzincan'a gittim, Bayburt'a gittim, ne bileyim Trabzon'a gittim. Giresun'a kadar ben bu cüveci götürdüm. Bu cüveci bilenler zaten hevesleyerek alıyorlar. Yemeği lezzetli oluyor. Bu cüveci genelde şu anda Ramazan'ın başlangıcından itibaren yoğun bir satış olur bunun. Bizim dedelerimizin zamanından ben işte hesap et ki büyük dedelerimi tanımıyorum. Ta oradan devam eden bir süreç bu. Yani Dölek Köyü kurulduğu tarihten itibaren hatta bunu Trabzon'a bile kışın gittiler, ara vermeden kışın Trabzon'da da yapıldı bu cüvet. Orada insanlarımız gitti, yaptı, sattılar.